işsizliğin arttığını, artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle de genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. Sosyal devlet, sosyal adalet, sosyal devlet, sosyal adalet, sosyal devlet, sosyal adalet. Her gece, yarın nelere zam gelecek, eriyen bu ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle uykularımız kaçıyor. Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta kula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı yeni bir güne uyanıyoruz. Televizyonları, gazeteleri, istatistik kurumları ne derse desin, gerçeği biz yaşıyoruz. Ülkenin dört bir yanında iş bulamıyoruz, barınamıyoruz, geçinemiyoruz feryatları yükseliyor ve bu feryatlar her geçen gün daha da artıyor. İş ekmek yoksa barışta yok. 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 Ülkeyi yönetenler bol bol laf üretiyor ama geçinemiyoruz diyen milyonların sorunlarına çare üretemiyorlar. Pandemide tüm dünyada devletler yurttaşlarına büyük ve ciddi sosyal devlet destekler verirken Türkiye milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit desteği veren ülkelerden birisi oldu maalesef. Ve şimdi zam yağmuru altında ekonomik bir kara kışın eşiğindeyiz. Ülkeyi yönetenler yine sorunları yok sayıyorlar, görmüyorlar ve derdin var diyeni maskeyle susturmaya çalışıyor. Bu yol yol değildir. Bu yol kışımızı kara kışa çeviriyor. Değerli arkadaşlar, işçiler patronlardan daha yüksek oranlarda vergi öderken şirketlerin vergileri bir gecede bir kararname ile sıfırlanıyor. İlk vergi dilimine uygulanan tarife oranı %20'den, yani şu andaki %20'den %10'a indirilsin. Vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın. Üçüncüsü, en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde yükseltilsin. Dördüncüsü, elektrik, su, doğal gaz ve internet gibi temel gider faturaları vergi ve kesintilerden mutlaka muaf tutulsun. Beşincisi, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Evet, kimsenin bize bahşedeceği bir kurtuluş yok. Geçinmek için, insanca yaşamak için, insanca çalışmak için omuz omuza mücadele edeceğiz. Mücadelemizi ve örgütümüzü iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan büyüteceğiz ve daha büyük güzel günlere omuz omuza mücadelemize mutlaka ulaşacağız.